Zombie Apocalypse. Bugün birazdan yayına çok özel birini konuk alacağım arkadaşlar. Kendisiyle 4.5G bağlantımız oluyor. Görüntülü beceremez açma. Direkt 4.5G'ye amına koyayım, bu şey değil. Hayır, görüntüsüz 4.5G. Yani o da 4.5G ile ben de 4.5G'den arayacağım onu. Babamı birazdan kanala alacağız. Arkadaşlar, bir numaralı kankim aman burada oldu. Burada 8 senedir, yine 8 senedir teyre verelim ki boşa gitmesin. 8 senedir babamı artık bir süper kahraman olarak hepimiz birçoğumuz tanıyoruz. Lakin bu sefer yıllar sonra birazdan haberi olmadığı bir şekilde birazdan arayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz benim babam çok başarılı bir iş adamı kendisi. Bir numaralı kankim abone oldu. Ticari kariyeri bugüne kadar yani tartışılmaz. İnişli yani, çıkışlı. Yok. Hep inişli. Bir çıkışı daha çıkışı hiç görmedik. Yani iş hayatında babamın çıkışı daha sefte görmedik. Kendisi 90'lı yıllarda tekstile atıldı biliyorsunuz arkadaşlar. 93'te ve 96'da, bir de 99'da, çünkü üçlemesi gerekiyor 10 yılda onun. Bir batış ilanı yaşadı. 2001'de dedi ki ben dedi bunların dedi amına koyacağım dedi, beni dedi batırdılar dedi, ben dedi bunların dedi hepsini dedi amına koyarım dedi. 2001'de tekrardan bu işe döndü. 2002'de işler çok iyiken 2003'te Rusya'ya amına koyayım Rusya'ya -16 derece Rusya'ya atlet işine girdi. Rusya'ya atlet yapmaya başladı, yine battı. Rusya'da atleti kim ne yapsın amına koyayım, hava -16 derece olsa orada. İşlik ya, git Antalya'ya sat bari, yine battı. Ama şu konuda tebrik ediyorum. İstikrarını hiç bozmadı. Gerçekten yani hep o istikrar onu, dedi ki ben dedi bu işi dedi yapacağım dedi. 2005'te bir daha girdi, 2008'de bir daha battı amına koyayım. İstikrardan hiç bozmadı. Dedi ki bu sefer ben dedi bunların dedi hepsinin dedi tamam dedi, tecrübelendim dedi. 20 senelik dedi bu işi dedi yapıyorum dedi. 2008'de bir daha girdi. 2011'de bir daha patladı amına koyayım. İşte bu çok şaşırtıcı. Tekrar devam ettik. Bu sefer dedi ki sen dedi zehirsin dedi amına kodumu dedi. Sen de dedi gözlerinde dedi bir ışık görüyorum dedi. Senle beraber dedi bu dedi tekstil işine dedi gireceğiz dedi. Sen dedi yeni bir soluksun dedi. Sen dedi gençsin dedi. Modadan dedi anlarsın dedi. Fenomendin dedi. Amına koyacağız seninle beraber dedi. 2017'de bir uşa bir kere, 2018'de bir de beraber battık amına koyayım. Yetmedi, dedi ki tamam dedi sen dedi yayınlarına dön dedi, ben dedi bu işi dedi yapacağım dedi, bak dedi bu iş dedi nasıl yapılır dedi. Art 2020'de bir daha batınca bu sefer dedi ki 32 yılın ardından şöyle bir konuşma geçti aramızda babamla. Oturduk, baba dedim benim dedim işlerim dedim artık oturdu, sen dedim bak yaşlandın da emekliye ayrıl yani yapma dedim bu işi, demek ki olmuyor yani. Çünkü benim babam çok yumuşak kalpli bir adam ve çok iyi bilirsiniz ki çevrenizde yumuşak kalpli adamlar ticaret yapamaz. Dolandırılır hep. Şöyle bir cümle çıktı ağzından. Oturduk. Sen de dedi çok dedi önemli bir şey konuşacağım dedi. Evet dedim baba. Ben de bu esnada baba diyorum ki baba artık çalışma yani. Tamam olmuyor yani. Yapma bırak. Tekstil zaten pis bir iş. Tamam dedi. Benim de dedi sana dedi söyleyeceklerim var dedi. Ben dedi bu işi dedi yaptım dedi. Ya lakin dedi bir karar aldım dedi. Dedim yara yedik, bir mağaza daha falan açıyor herhalde. Galiba dedi ben dedi bu işi dedi yapamıyorum dedi. Bre amına koyayım yavaş be. Baba yani şuna bak. Uyan sikim sabı oldu amına koyayım. Yani yanlışlıkla bastım buna. Yani hakikaten dedim bu bir aydınlanma dedim baba. Yani bu hakikaten dedim yani samimi misin? Bu kararı dedim peki dedim bir kere daha dedim gözden geçirdin mi dedim. Yani bunu bir kere ve kendi ayna karşısında dedim bir sorguladın. Emin misin dedim bu kadar. Yok dedi ben dedi kesin kararımı verdim dedi. Galiba dedi olmuyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi size anlatacağım bir mevzu var. İlk önce Furkan Taşkın 16. ay kardeşim çok teşekkür ederim. Kutlu olsun. Neo Toprak bir ninja jini göndermiş. Babamızın ellerinden öpüyorum iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Neo'cum. Saygılar. Bugün sabah Discord'da girdik. Valorant oynuyoruz. Benim de babam kendi arabasını sattı. Dedi ki 2-3 ay dedi bir kiralık arabaya bineyim. 2-3 ay sonra da dedi kendime dedi bir araba alırım dedi. Biz de saygı duyduk. Dedik ki babamızdır ne isterse olsun arabasını yenilemek istiyor falan filan. Hepsini okeyledik. Beni aradı. Dedi ki senin de benim bende 3008 var ya. Bir tane dedi 2008 dedi buldum dedi. Aylık dedi 3900 lira. Baba dedim ya dedim çok uygun. Hemen al.
Tamam dedi, ben dedi yarın dedi bunu dedi kiralayayım. Bana dedi ki telefonda, arabayı da dedi evin önüne getiriyorlarmış dedi amına koyayım dedi. Nasıl dedi gelişmiş dedi, baksana dedi. Kızan dedi ne kadar dedi efendi çocuk dedi, anladı dedi benim dedi yaşlı olduğumu dedi. Arabayı dedi evin önüne getiriyormuş dedi. Harbiden dedi helal olsun dedi. İyi dedim baba. Adam, benim de aklıma adam. Şey geldi herhalde, söyledi amına koyayım benim şey oldu, beni tanıdılar falan filan. Usta neyse biz oturduk Valorant'tayız. Valorant'ta 5. el akabeyiz. Ben Kemal Valorant oynuyoruz Discord'ta. Telefon nasıl çalıyor biliyor musun böyle? Ben babam Allah razı olsun kurban olduğumun adamı. Beni iki kere çaldırır. Hani ya toplantıdadır ya story çekiyordur ya yayındadır. Hani iki kere çaldırır bırakır bilirim ki ben ona diyorum. O telefon beni amını sikiyim. Ben de o 3-1 kalmışım. Yapışmışım ekrana böyle. Bir numaralı kankim. Koyuyorum, bir yandan oldu. Ulti atıyorum. Bir yandan flash atıyorum. Telefonu ayağımla böyle meşgul yapmaya çalışıyorum. Ekranın içindeyim. Ya efendim baba dedim. Oğlum dedi, efendim dedim baba, dolandırıldık amına koyayım lan dedi. Dedim baba, araba kiralarken nasıl dolandırılabildin amına koyayım ya dedim, yani nasıl olur? Moruk telefonu alıyor, Google'a şu şekil yazıyor. Araç kiralama, enter, ilk çıkana basıyor. Yani numara zaten 0534'lü bir numara. Açıyor, diyor ki ben araba kiralayacağım. Adamlar diyor ki tamam parayı gönder, arabayı getirelim. Babam aynı saniye parayı gönderiyor adamlara. Bir numaralı kankim abone oldu. Ve üstüne üstlük bakın, ama bir dakika. Şöyle bir, biraz da kendisinden dinleriz. Olayın hassasiyetine bak. Babam diyor ki ya diyor kardeş diyor bu diyor bir aylık diyor 3900 liraya diyor. 3 aylık kiralasam diyor ne kadar diyor. Adam da böyle yapıyor. Abi diyor sisteme gireyim diyor. 11.250. Babam da diyor ki o zaman diyor 11.250 bin lira göndereyim kardeşim diyor. Biz diyor zaten diyor 3 aylık düşünüyorduk diyor. 11.250 lirayı lak diye adama gönderiyor. Akabinde babam bir diyor ki herhalde diyor dolandırılıyorum diyor. Çünkü adamlar buna diyor ki açıklamayı yanlış yazmışsınız. Araç kiralama bedelini ayrı, depozitoyu ayrı göndermeniz lazım. Tekrar gönderim yapın. Babam burada uyanıyor mevzuyu. Yoksa daha gönderecek. Neyse. Ben tabii hemen ver dedim numarayı falan. Aldım numarayı. Discord tayfama buradan selam olsun. Kardeşlerim benim. Biz sabah Discord'ta 350-400 kişilik sikertme yaptık. Adamların bütün telefon numaraları falan kilit şu anda. Amına koyduk yani ortalığın. İçinden geçtik. Adama diyorum ki bir orospu çocukları arıyorsun bir odasıyla. Discord'da herkes arıyor. Babamı dolandırmışsınız diyorum. Bana diyor ki babanın amına koyayım lan. Baba bu adamlara nasıl para gönderebildin sen amına koyayım ya. Adam telefonda diyor ki babanın, bana diyor ki pezevenk diyor. Senin diyor Instagram'ını kapat. Senin dedim amına siktim şimdi dedim hemen. Discord'daydı. Neyse gerisini. Şimdi olayın birinci kişiden dinleyelim olayı. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle. Yine mi dolandırılıyorum baba? Ne yapıyorum ben orada? Ay şu telefonu gözünü seveyim yine. Bilmiyorum ne yapıyorum şu an. Yeni bir kiralama şirketi bulmuş. Güzel güvenilirmiş. Vallahi yine Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Vallahi billahi. Ne bileyim yine Avrasya Tüneli'ni falan satıyor olmasınlar adama amına koyayım. Boğaziçi Köprüsü'nü falan satıyorlar. Aramasın şimdi oğlum Boğaziçi Köprüsü'nü aldım amına koyduğumu. Çok kıya aldım, ucuza aldım falan. Mehmet iyi yayınlar ağam, ekibe selamlar demiş. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Vallahi baba Allah aşkına telefonu aç. Arkadaşlar babam şu anda büyük ihtimal bir Avrasya ne bileyim yani falan bir açık arttırmada falan böyle Antalya şelalesinin açık arttırmasında falan. Yani. Telefonlar açık mı Kürşat numaralar? Kontrol edeyim abi. Bir kontrollerimizi sağlayalım. Dur döner biraz. 34 dönüyor. 36 de ben dönüyor. Baba Allah aşkına telefonu aç. Şu anda ulaşamıyorum. Telefonları kapattık canım komple. Kapalı ya, abi. Açamazlar bu saatten sonra yani. Vallahi billahi ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar sağ olun ya. Teşekkür ederiz. Yok arayacağım şimdi. Olabilir şu anda babam mesela yani bizim ticaret geçmişimizde mesela şöyle şeyler vardı. Bir gün bir tişört yaptık. Tişörtün maliyeti 3250 lira.
Yani 3 milyon 200 eski parayla 3 TL 25 kuruş bir tanesi. Rus geldi. Dedi ki bende dedi 2 lira dedi 80 kuruştan dedi hepsini dedi alırım dedi. Babam da böyle yaptı. Amına koyayım dedi. Bizde dedi 1000 tane mal var dedi. Maliyeti dedi 3 lira 25 kuruş 2.80'den 1000 tane satsak güzel para dedi. Hepsini verdik mesela amına koyayım. Tane başından 45 kuruş zarar ettik. Yani ve böyle yapıyor. Geldi bana rast çaktım hepsini amına koyayım. Ben bu işi biliyorum. Ya baba diyor tanesinden 45 kuruş zarar var amına koyayım. Yani ilginç bir şekilde. Çok ilginç. Dur arayıp bağlanacağız abi. Babam arıyor. Babacım selamun aleyküm. Aleyküm selam oğlum. Hayır olsun. Ne yapıyorsun baba? İyi vallahi ne olsun. Abi bu... Seni aradılar da onunla konuşuyordum. Haa iyi yapmışsın iyi yapmışsın. Ya baba ne oldu bugün ya? Ya whatever sabahtan beri çok küfür ettim be. Ettik de bana küfür. Gözümü seveyim sen. Daha ne oldu çözebildiniz mi mevzuyu? Neyi çözeceğiz? Adamlar beni yerin amına soktu. Neyi çözeceğim? Ne diyorlar sana? Ne diyorlar? Yerleştirdim sana diyor. Hadi bakalım. Hayırlı işler diyor. Baba şu anda attalar. Bağladım şu an. He. Evet. Onları. Ne yapayım ben şimdi onları bağladıysam? Yok. Şu an seni duyuyorlar. Veriyorum sesi. Beni duyuyor mu şimdi onlar? Duyuyor duyuyor. Şu an seni duyuyor. Oğlum lan 30 tane oruçlu bir araya gelse senin gibi bir piç çıkaramaz ya. Sus sus sus. Siz onunuz konsomatiz olsa çalıştır pavyona gidilmez lan. Siz ne şerefsizsiniz. Bula bula benim gibi garibanı mı buldunuz? Hani cevap vermiyor lan bunlar. Küfür ediyor baba şu an. Sen duymuyorsun da. Kim? O mu bana küfür ediyor? Küfür ediyor. Lanım ben geçmişini sikeyim. Ne bana küfür ediyor? Paramı yiyecek hem bana küfür edecek. Böyle bir şerefsizlik, haysiyetsizlik olur mu ya? Vallahi baba. Çok ağır küfür edeceğim bunlara bak. Sıkıntı çıkmasın sonra. Yok yok baba sıkıntı yok. Biz şimdi yayındaki arkadaşlarla bir çöktük zaten. Telefonları falan her şey kapandı. Onları oğlum gözünüzü seveyim sıkıştırın şunları. Şey. Hadi beni yaktınlar başkalarına yakmasınlar. Bizim de niyetimiz o zaten. Hani biz bir şekilde karşılarız da. Ya. Garip. Yani. Yazık günah abi ya. Evet evet. Orospu çocukları nereden çıktılar bana denk geldi bunlar ya. Baba ama sen de yani seviyorsun ha. Oğlum ben ne anlarım internetten, dinlenetten. Arkadaş dedi ki kurumsaldan kirala dedi. Ben de güzel tamirciden kiralayacağım. Kurumsalı ta amına koyayım. Kurumsal ne? Ben ne anlarım kurumsaldan amına koyayım. Açtım yazdım oraya garanti diye. Lan onlar çıktı. Benim de kısmetsizim orada ama onlar çıktı. O şerefsizler çıktı. İlkine onlar geldi ha. Ya parayı bak gönder abi dedi. Arabayı göndereyim dedi. İyi tamam gönder dedi lan. Ama anladım daha böyle tuşa basarken dedim gitti para ama parmağım bir kere büyük ya. Olsun baba sağ, senin canın sağ olsun. Gölgen yeter. Allah razı olsun sağ ol oğlum sağ ol. Aman gençler de dikkat etsinler artık bu dünya şerefsiz dolu olur yani. Öyle. Vallahi hiç kimseye inanmıyor. Sizin şeyiniz daha zor yani. Hani Z kuşağı, Y kuşağı falan filan diyorlar ben bilmiyorum ama bunlar herhalde O kuşağı, oruç mu çocuğu? Baba çok teşekkür ederiz babacığım. Kahveyi nereden bulmuşlar da getirmişler ya ben anlamıyorum. Sokter biz niye damla inşallah onlar da yarın ta amına gitsin. Baba sağlık olsun giden gitti üstüne bir su içeceğiz. Nasıl? Sen yayında mısın yoksa? Yayındayım yayındayım. Ha iyiyim. Olsun inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Öpüyoruz seni. Allah sizi gülmekten eksik etmesin oğlum. Her şey gelip geçer başka. Aynen öyle. Öpüyoruz babacığım ellerinden. Sağ olun. Ben de hepinizi öperim gözlerinizden. Hadi görüşürüz. Bunlar diyor. O kuşağı. O kuşağı diyor. Orospu çocuk. Ya vaya hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ben de şey tavsiye verecek dedim hani siz Z kuşağısınız Y kuşağı zeki insanlarsınız siz yemezsiniz. Bunlar diyor o kuşağı diyoruz bu çocuk. Şimdi anladınız mı moruk ben nasıl ya abi o kuşağı güzelmiş. Baba ben bu adamın oğluyum yani benden çok bir şey beklemeyin ya.
Yani bunlar diyor o kuşağı. O kuşağı. O kuşağı. Yerin amına gitsinler diyor. Çok dolmuş ama ya. Ya şey diyor bugün bana. Salak yerde koydular beni diyor. O yüzüğü beni diyor. Ama Discord'da adamlarla şimdi kapışıyoruz, tamam mı? Discord'da numaraları falan yaydık. Adamlarla kapışıyoruz. Yani sövüyor. O biz onlara sövüyor. Adamlar bıraktı zaten işi gücü. Bize sövüyor onlar da. Nasıl koyduk, nasıl dolandırdık falan filan diye. Akabes aradı. Sıra Akabes'te ya, tamam mı? Akabes dolandırıcıdan ulti yedi amına koyayım. İşte Akabes şey dedi. Yani ben dedi Clio kiralayacağım dedi. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Adamlar buyurun efendim diyor. Akabes dedi ki sonra dedi o Clio'yu bağladıktan sonra aldıktan sonra dedi içinde adam, dedi adam. Aranızı sikeceğim dedi AKB'si bunlara, tamam mı? Adamlar dedi ki iyi dedi, ödeşmiş oluruz dedi. Hayır, nasıl olur dedi. Aranızı siksem nasıl olur dedi AKB'si. Bunlar da dedi ki ödeşmiş. AKB'si böyle aldı. Aya. Yaptı amına koyayım. Ama sonra 13 dakika küfür. Mavi ekran yapmış orada. Kapıştılar, bayağı kapıştılar. Daha.